Herkese merhaba. Hoş geldiniz. YGA Hoş tarihinin geldiniz. Herhalde en ilginç akşamlarından bir tanesi olacak. Hatırlarsanız geçen haftaki sohbette The Last Dance filminden örnekler geçmişti. O örnekler gelince de ya işte The Last Dance'i biz de ailecek izledik son iki haftadır. Benim aklıma iki tane isim geldi. Hani sevgili adaşım Sinan Güler'i anlayabilirsiniz niye geldiğini ama ötekini anlamanız zor. Öteki Mehmet Evyap. Niye Mehmet Evyap'la Sinan Güler aklıma geldi? Sinan Güler milli basketbolcu olduğu için hem Efes hem Beşiktaş hem Fenerbahçe hem Galatasaray'da oynadığı için ya da Türkiye Dünya Finali'nde çeyrek final oynarken o takımda olduğu için değil. Sadece onun için değil. Öteki tarafta da Sinan Özyeğin'de YGA kampları yaparken bizim ekip Sinan'la tanışıyor ve bana mesaj attılar. Sinan abiyle tanıştık diye. Bana espri yapıyorlar zannettim. Hani benle ilgili bir şeyi keşfettiler Sinan abiyle tanıştık diye deyince. Tam bir YGA hayal ortağı bulduk. Egosu küçük, kalbi büyük. Muhakkak tanışmanız lazım dediler. Ben zaten adı çok güzel olduğu için kendisine bir sempati besliyordum sevgili adaşım. Ondan sonra ve o zaman Sinan'la bir zaman bir araya geleceğim diye hafızaya almıştım. O yüzden hem egosu küçük, kalbi büyük bir YGA hayal ortağı, bir rol model olduğu için hem de aynı zamanda örnek bir rol model basketbolcu olduğu için. Diyeceksiniz Mehmet abi o zaman, Mehmet Evyap ne yapıyor burada? Mehmet abiniz aslında hani YGA hayır ortakları içinde en şahsına münasır, en özel insanlardan bir tanesi. Benim tanıdığım en IQ'su yüksek insanlardan bir tanesi. En ince sense of humor'u olan, birlikteyken beni en çok güldüğüm insanlardan, zeka göstergesi zaten sense of humor biliyorsunuz. Robert Kolejli, sonra Koç Üniversitesi Evyap İcra Kurulu Başkanı. Öteki tarafta aynı zamanda hayal ortağı, ilk hayal ortaklarından bir tanesi. YGA ilk günden beri destek veriyor. TWIN'in co-founder'ı Ömer abinizin mentoruydu. Ömer'in açılmasında çok büyük etkileri, katkıları vardır her anlamda diyelim. Gelişiminde. Şimdi de Londra'da biliyorsunuz. Mehmet abiniz ama bilmediğiniz yönünü ben tahmin ediyorum Türkiye'de ya da dünyada basketbolcularda dahil bu kadar çok basketbol maçı izleyen, basketbol aşkı olan ve bambaşka, yani ben Mehmet'le özellikle basket maçlarına gidiyorum. Hani maçı okuyuşunu izlemek bana çok keyif veriyor. Benim hiç görmediğim şeyleri görüyor. Öyle olunca The Last Dance, Michael Jordan'ı konuşmaya bu iki tane sevgili hayal ortağımız. Yani hem basketle çok ilgili hem de aynı zamanda egosu küçük, kalbi büyük iki tane rol model hayal ortağımızdı. Davet ettim. Mehmet, Michael Jordan'ı konuşalım diye seni davet edeceğim dediğimde ilk kurduğun bağ neydi? Aklına ne geldi? Hatırlamıyorum Sinan açıkçası. Ne konuşmuştuk? Ya bana şey dedin ya, o benim çok hoşuma gitti. Aslında senin zirvede söylediğin şu... Bir insan tanıdım, hayatım değişti. Bir kitapla, bir seminerle hayat değişmiyor. Hayat doğru insanların hayatınıza girmesiyle değişiyor. Mesela Michael Jordan'la ilgili ben o söylediğinin farkında değildim. Onu lütfedip paylaşsana. Evet, şimdi bir kere sevgili gençlere iyi akşamlar diyorum. Hepsini öncelikle sevgiyle kucaklıyorum. Sizlerle beraber olmaktan çok keyifliyiz, çok mutluyuz arkadaşlar. Şimdi Sinan abinizin benimle ilgili söylediklerine çok teşekkür ediyorum. Biraz böyle fazlasıyla da iltifat etti. Mültefit bir konuşmalar yaptı. Sağ olsun. Sinan Bey, şahsıma karşı bu güzel sözleri birebir sohbetlerimizde de bekliyorum bu güzel sözü. Evet. Şimdi arkadaşlar, evet Sinan abiniz 2020 yılının başında Ocak ayında yaptığımız zirvede ne dedi? Dedi ki hayat bir kitap okumakla değişmiyor.
bir film izlemekle değişmiyor, hayatınıza doğru insanların girmesiyle değişiyor. Şimdi söz konusu olan kişi de, Mike konuştuğumuz kişi de dünya spor tarihinin en başarılı insanlarından biri. Bana göre gelmiş geçmiş en büyük basketbolcu. Şimdi bu insan Michael Jordan'ın hayatında dönüm noktasının ben üniversitede geçirdiği birinci yıl olduğunu düşünüyorum. Şimdi nedenini söyleyeyim. Çünkü orada Coach Smith'le çalışıyor. Coach Dean Smith. Şimdi Coach Dean Smith niye doğru kişi? Onu bir anlatalım. Arkadaşlar Amerika'da profesyonel takımların altyapı liglerinde takımları falan yok. Öyle bir düzen yok. Sinan Kaptan, sen Efes altyapısından değil mi? Ben İTÜ ve Beşiktaş altyapısı önce, sonra Amerika'da Pardon. üniversite okumaya gidiyorum. Evet. Öyle İTÜ Beşiktaş'ın altyapısı gibi yok. Oyuncular lisede başlıyorlar, üniversiteye geçiyorlar. Üniversiteden NBA çıkışında NBA'ye gidiyorlar. Profesyonel oluyorlar. Ve üniversitelerin basketbol organizasyonları, spor organizasyonları %100 amatör olmak zorunda. Çünkü sporcular aynı zamanda öğrenci. Ve çok sıkı kurallar var. Çok sıkı kurallar var. Üniversiteyle oyuncu arasında hiçbir maddi ilişki kurulamaz. Üniversite almak istediği lise oyuncusuna veya ailesine para öderse, hediye gönderirse ceza alır. Böyle pek çok oradaki hem amatör ruhu korumak amaçlı hem de eğitim ortamını korumak amaçlı pek çok kural var. Ve sadece kazanmaya odaklanan bazı üniversite basketbol koçları bu kuralları çiğniyorlar. Öğrencinin akademik durumu kötü de olsa takımda yer almaya devam ediyor. Halbuki notları kırık olan öğrenci okul takımında oynayamaz. Yani, gibi kurallar var. Böyle çok net kurallar var. Ve Dean Smith, ve bu kurallar başarmak için uğraşan, başarı ve şöhret peşindeki bazı spor direktörleriyle koçlar devamlı bu kuralların etrafından dolaşmaya çalışıyorlar. Çaktırmadan bu kuralları çiğniyorlar filan. Ve Amerika'da kolej basketbolunda her 3-5 senede bir tane büyük skandal çıkar. Michigan skandalı, işte Kentucky skandalı. Takım illegal bir şey yapmıştır. Başarıya ulaşmak için, spor başarısına ulaşmak için üniversite kurallarının dışında bir şey yapmıştır. Notları kötü olan öğrenci işte geçirilmiştir, idare edilmiştir filandır. İşte para vermek kesinlikle yasak. Şimdi bu kadar çok katı kuralların olduğu ve başarıya gitmeye çalışan antrenörlerin ve direktörlerin bu kadar hata yapıp ceza aldıkları yerde Coach Dean Smith 36 yıl boyunca yürüttüğü North Carolina'daki head coachluk görevinde tamamen tertemiz kalmış. Hiçbir zaman hiçbir ceza almamış bir hoca ve aynı zamanda da bütün üniversite koçları arasında takımın basketbol takımı oyuncularının ortalama akademik notları en yüksek olan hoca. Dolayısıyla filmi izlediyseniz Jordan'ın annesi diyor ki biz diyor sadece basketbolu değil onun olabileceği en iyi insan olmasını sağlayacak, yetişkin olmasını sağlayacak bir insanla olmasını istedik diyor. Ve ailesinin yönlendirmesiyle zaten doğum yerine, yaşadığı yere yakın olan North Carolina'ya gidiyor. Coach Dean Smith ve onun ekibiyle beraber oluyor. Orada ve sonraki süreçte hem orada çok çalışıyor. North Carolina aynı zamanda çok rekabetçi, çok başarılı bir basketbol takımı ve orada kendinden iyi oyuncularla, daha tecrübeli oyuncularla bir arada oynuyor. Hem gelişiyor hem de işler yolunda gidiyor. İlk yılının sonunda takımdaki çaylak oyuncu olmasına rağmen son topu Coach Smith Jordan'a kullandırıyor. Takımın o sırada en iyisi olmamasına rağmen o şutu sokunca kendine özgüveni de
bir yeri aşıyor. O gün Michael Jordan oldum diyor. Mike olmaktan çıktım diyor. İşte bu döneyim çok önemli. Ve bu orada geçirdiği 3 senenin sonunda koç Dean Smith bir fedakarlık yapıyor. Diyor ki sen 4. yılda üniversiteye gelme, NBA'ye geç artık diyor. Yani kendi başarısından Michael dönsün de bir şampiyonluk daha kovalayalım yerine, ya senin için artık doğrusu budur diyor ve oyuncusunu NBA'ye yolcu ediyor. Ben buradan işte Michael Jordan'ın hayatındaki doğru insanlardan bir tanesi, hayatında karşısına çıkan o doğru, hayatına giren doğru ve kritik insanlardan biri, bir tanesi koç Dean Smith. Ve oradan da bakın şunu görüyoruz. Yani başarı için sadece çok yetenekli olmak tek başına bir şey değil. Aynı zamanda iyi insan olmak, iyi insan, kaliteli insan olmanın da önemi var. Bilmiyorum, Last Dance'ı hep beraber izledik. Sinan Kaptan, ne dersin? Başka kimler var Jordan'ın hayatına girmiş kritik doğru insanlar? Öncelikle Sinan abi, YGA ailesine davet ettiğiniz için ve beni de hayal ortaklarından biri olarak gördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Mehmet abiyle beraber tanışmak fırsatı yakalamak da benim için çok önemli. Ama açık söylemek gerekirse bunlardan daha önemli olan bu kadar güzel enerjili ve güler suratlı insanları bir arada görmek, gençleri bir arada görmek. Umuyorum ki normal şartlarda YGA'nın kampları benim Güler Legacy kamplarıyla özdeğinde aynı dönemde oluyordu. Bu sene muhtemelen bir araya gelemeyeceğiz ama umarım yollarımız bir gün kesişir ve hayallere beraber ortak olacağımız ortamlar olur. Ardından da aslında Jordan tarafına geçmeden önce biraz kendi hikayemden bahsetmek isterim. Bahsettiğin o önemli insan neden üniversitedeki antrenör olduğundan. Ben 2 sene Salt Lake Community College'da, Utah'ta, 2 senede Helena'da Cal College adında bir okulda okudum. Helena Montana'da. Montana adından da belli. Dağın tepesi. Böyle zaten İstanbul'a 3-4 uçak uzaklıkta. 24 saatten fazla uçaraktan gittiğim bir yerdi. Ve oradaki antrenörüm de bizden, ben mezun olduktan 2 sene sonra bıraktı ama 20-22 sene boyunca oradaydı. Ve o insanların, evet, başarmak bir görev onlar için ama başarının kriteri farklıydı her zaman. 4 sene boyunca oyuncularla bir araya geliyorlar, belirli ilişkiler kuruyorlar. O ilişkiler genelinde bir öğretmenle kurulabilecek ilişkiden çok daha öte bir noktada. Ve kalıcı izler bırakıyorlar sporcularının zihinlerinde. Ben bugün bahsettiğiniz ve böyle bana yakıştırdığınız sıfatların yani %1'ini hak ediyorsam o tarz insanlar sayesinde oluyor. Hayatımıza giren antrenörler sayesinde, hayatımıza giren hayal ortakları sayesinde oluyor. Ve ben her zaman söylüyorum, işte benim kariyerimde işte Ergin Ataman'ın yeri çok farklıdır. İşte Tanyer için yeri çok farklıdır. Kariyerime kattıklarından dolayı, basketbola girersek Obra'da 3 tane öğrendiğim şeyler çok farklıdır. Ama benim için her zaman en önemli antrenör aslında Gary Turcotte olmuştur. Çünkü spora ve hayata bakış açımı değiştiren bir sürü şey katkısı oldu 2 senelik tanışıklığımız sırasında. Michael Jordan odağına gelirsek de, Michael Jordan'ın belgesel boyunca ne kadar izole bir hayat yaşamak zorunda kaldığını ve aslına bakarsanız bugünün sosyal medyasında bir ünlü bir insanın hayatını ne kadar kapamak zorunda kaldığını görüyoruz. Ve bu hayatın içerisinde kendine bir çıkış yolu bulmuş. Bu çıkış yolu da Chicago'daki salondaki güvenlik elemanları. Onlarla oynadığı oyunlar, onlarla hiç kimseyle olamadığı kadar insan olduğunu hissetmesi ve bunların arasında da gerçekten şefleri Gus'ın babasını kaybettiği bir ortamda doldurduğu yer, aslına bakarsanız her zaman havada olan, her zaman uçan, sporu en iyi yapmış, tarihin 3-5 sporcusundan biri olan bir insana ayaklarını yere basmasını sağlayan, bazen kimsenin söylemediği challenge'ları veren, insanları kabul edebileceği bir ortam yaratmış orada. Evet, sporun içerisinde katkılar çok önemli. İşte Phil Jackson da belki karakterinde, oyuncu karakterinde bir sürü şeyi değiştirdi ama bir noktada
sahada olması gereken ve her zaman en iyisini yapması gereken insandan farklı olarak bambaşka bir insan olabileceği, kendi olabileceği, çocukluğunu belki yaşayabileceği bir insan olabildiği bir ortam bulmuş kendine. Gus ve o diğer güvenlik elemanları sayesinde ve güvenlik elemanları da muhtemelen kendi takım arkadaşlarından, basından, dışarıda Michael Jordan'dan bir parça koparmak isteyen herkesten daha farklı bir şekilde yaklaşabiliyordu. Dalga geçebiliyordu, yenebiliyorlardı bazı oyunlarda ve farklı bir ortam yaratabiliyorlardı onun için. O ilişki gerçekten benim en çok ilgimi çeken anlardan biri oldu bütün belgeselin içerisinde. Şu an süremizin sonuna geldik. Çocuklar bir izin isteyelim. Normalde 30 dakikaydı, bunu 45 dakikaya çıkardık. Ama bu sohbete özel çünkü şu an daha birinci sorudayız. 20 dakika oldu. Bence bir saati çok rahat görürüz. Kalanlarla da vay Can Maras yazmış bir saat olsun diye. Kalanlarla da bence bir ikinci saati de zorlarız gibi geliyor. Bir rekoru kırarız. Şimdi bir, Mehmet çok güzel bir şey söyledi. Olabileceği en iyi insan olmasını istedik. Annesinin, babasının bu talepte oluyor olması çok kıymetliydi. İki, Sezen ablanız paralelden yazdı. O yazanlara dikkat ediyorsunuzdur. Atakan yazmış. 2 saat olması yeter. Atakan'cığım sınırlama 2'yi de geçebiliriz. Bu sahur programına dönebilir. Benim geçen TV8'de çıktığım Selfless Mentor yazdı. O da çok kritikti. O paraleldeki şeyleri okuyun. Yani hocası tabii ki ister öyle bir yıldız bulmuşken onu bir yıl daha oynatmak. Ama orada o bensiz mentor çok kıymetli. Az önce ilk soruyu Mehmet'e sormuştum. Şimdi Sinan sana soracağım. Michael Jordan'ın hayatında o filmi bütün ekip izledi. Abisinin çok önemli bir yeri var. Hatta abisinin Michael Jordan'ın gençliğinde ondan daha iyi basketçi olduğunu babası söylüyor. Senin de 3,5 yaş büyük abin Murat Can var. O abiyle rekabet küçük Michael Jordan'ı çünkü o dönemde 1 yaş, 2 yaş, 3 yaş çok büyük fark. Ama onu yakalamaya çalışmak, onun kadar iyi olmaya çalışmak onda o challenge'lar onu çok geliştiriyor. O ilişkiyi Murat Can'la ilişkini belki bilmeyenler vardır. Sinan'ın babası benim dönem çok iyi bilir. Sevgili komşumuz Aytek abinin basket arkadaşı, çok iyi dostu. Ben ondan da çok hikayesini biliyorum. Necati Güler'in de oğlu. Yani aile zaten efsane basketbolcu İTÜ'nün. Orada o baba basketçi olunca böyle efsane basketbolcu, abi basketçi Murat Michael Jordan abisi hikayesinden senin kendi hikayeni anlatır mısın Murat Can'la ilişkin? Yani aslına bakarsan çok farklı konular var işin içerisinde. Birincisi enteresan bir anekdotla başlayayım. Ben sağ elle yazı yazarım ama solağım basketbolda. Evet. Ve benim böyle biraz böyle araştırma, psikolojiyi görmem, biraz böyle nasıl insan beyni gelişiyor gördüğüm noktada benim basketboldan yaptığım her şey muhtemelen abim taklit ederek başladı. Onun zaten yolunda bir sürü şeyi yaptım. Ve rekabet tarafında baktığımız noktada biz abimle çocukluğum boyunca her bulduğumuz potada bir şekilde birebir oynamanın yolunu bulduk. Evde ufak potada, dışarıda büyük potada hiç fark etmiyor. Bir şekilde birebir oynamanın yolunu bulduk. Ben muhteşem agresif ve sinirlenen bir çocuk olarak yani yenebilmek için elimden ne geliyorsa yapmaya çalışıyordum. Bütün çirkeflikler de dahil bu işin içerisinde muhtemelen. Ama zaten büyük bir abi olduğunda da eninde sonunda dayağı yemesini de biliyordum. Profesyonel hayat başladığında hatta zaten yani abimle bizim mesafe olarak bir ilişkimizin mesafe adına hiçbir zaman ilişkimiz böyle kopma noktasına gelmedi ama mesafe olarak uzaklaştığımız abimin genç takımlarda milli takım oynadığı dönem, benim Amerika'ya gittiğim dönem mesafemizin çok arttığı dönemlerdi. O dönemlerde birebir oynamayı bayağı bıraktık. Benim profesyonel kariyerim başladığında da iş aslında sahada olmaya başladı ve farklı formalarla olmaya başladı. Ve dürüst olacağım. İkimiz de çok büyük kulüplerin formalarını giydik. İkimiz de çok büyük başarılara ulaştık. Ben muhtemelen abim ve babam sayesinde onlardan kalıp olarak başarı diyebileceğimiz haliyle daha yüksek seviyelere gelme şansını buldum. Çünkü onların hikayelerinden beslenip kendi doğrularımı yarattım.
Ve abimle biz sahaya çıktığımızda A ve B takımları yoktu. A ve B renkleri yoktu. Muratcan ve Sinan sahadaydı. Başka hiçbir şey benim için umurumda olmadı. Ve çok özel oldu yani. Gerçekten abimle aynı anda sahaya çıkmak. İki tane bir örnek vereceğim. Bir tane de hikaye anlatacağım bununla bağlı olarak. Arkadaşlar Gran Turismo veya herhangi bir araba oyunu oynamış olan var mı? Böyle elleri görebilsem çok süper olur. Bir can geldi. Heh, tamam birkaç kişi geldi. Süper. Tur attıktan sonra arabayla önden bir tane ghost car gider. Sana bir önceki turun böyle bir örneğini verir gibi. Muratcan Güler benim için oydu. Hep benim bir adım önümde, hep bana örnek olan ve hep böyle bir bana hikayeyi gösteren kişi oldu. Bu benim için çok özel oldu her zaman için. Bir de komik bir hikayeyle aslında bu total paketi kapatıyor olayım. Abim Beşiktaş'ta oynuyor, ben Anadolu Efes'te oynuyorum. Cumhurbaşkanlığı Kupası maçını oynayacağız Abdi İpekçi'de. Maçı Beşiktaş kazanıyor. Maçın bir noktasında ben top kaybediyorum. Abim topu çalıyor ve fast break'e giriyor. Önümde ikimiz de uzun bacaklar ve füleli koşmayı seven insanlar olarak ben abime çelme takıyorum. Futbolda değil kırmızı kart, değil kırmızı kart 5 maç ceza falan alırım. Öyle bir çelme. Orta sahadan abim kalçasının üstüne düşüp faul çizgisine kadar kayıyor. Benim için hayat orada bir durdu. Yani ilk defa slow motion, yiyeceğim dayan haddi hesabını düşünmeden böyle bir korku içerisindeyim. Abim yakalayabildiğim ilk anda ayağa kaldırıp iyi misin falan yapmaya çalıştım. Kalçasındaki morluk şu boyutlarda ve yaklaşık 3 ay falan kaldı. Bunlar işin sahada olan kısmı. Abim de benim yaptığımı görünce çok da kızamadı. Öyle de bir yüreği temiz ve yufka yürekli biri. Esas konu eve geldiğimde oldu. Ben o sırada annemle beraber yaşıyorum. Abim evlenmişti o zamanlar. Kapıyı çaldım. Annem kapıyı açtı. Eve giremeyeceğimi söyledi. Abimin ve daha doğrusu oğlunun basketbol kariyeriyle oynamaya çalıştığımdan dolayı o eve giremeyeceğimi söyleyerek espriyle yaklaştı konuya. Ama yani gerçekten öyle iki örneği takip etme fırsatı yakaladım ki bugün olduğum oyuncu olabildim diye söyleyebilirim. Peki kaptan bir soru soracağım. Şimdi babanız Necati Güler kendi döneminin en iyi basketbolcularından milli takımında ilk 5 direkt oyuncusuydu. Peki bu senin bu gelişim sürecinde hani ghost car dedin şeye. Evet. Abiye. Babanın legasisi nasıl bir etki vardı ikinizin üzerinde? İkimizin üzerinde etkiler farklı. Babamla abimin bir kere oyuncu, antrenör ilişkisinin olduğu bir dönemde bir sürü şeyi etkiledi. Çünkü onlar için bir dönem 24 saat basketbol vardı. Antrenmana beraber gidiyorlar, beraber antrenmandan dönüp eve geliyorlar. Sahadaki gerginliklerin hepsi belli bir noktada kızım sana söylüyorum gelinim sen anla modunda hep abim üzerinden gitmeye çalışan bir ortam vardı. Onunla beraber farklı bir hikayeleri oldu onların. Benim için de bir noktada tabii ki de Necati'nin oğlu Apoleti her zaman üzerimde olmasını isteyeceğim bir şey. Ama oyuncu olarak çok zor bir şey aynı zamanda. Yani bugün baktığımızda Michael Jordan'ın İki oğlu da spora dair hiçbir şey yapmadılar. Kolej döneminde oynadılar ama hiçbir zaman o gölgenin altında büyüyecek ortam bulamadılar kendilerine. Bunu soruyorum. Yani sen o gölgenin altında nasıl Sinan Güler oldun? Ben bir kere iki, yani bir şey yaptım, iki yararı oldu bana. Birincisi yani yaptığım şey Amerika'ya gitmek oldu. Necati'nin ve Muratcan'ın güneşlerinin vurmadığı bir yer orası. Ve Sinan'ın da kim olduğu belli olmayan bir yer. Ve bu noktada hem işte Necati'nin olduğu kim bilinmiyor. Ben oyuncu olarak kendim olmak zorundaydım. İkincisi de geri döndüğümde de evet Necati'nin oğlu ama başlığıyla burada bir şeyler yapma fırsatı yakaladım. Ve belli bir noktadan sonra babamın jenerasyonunun da hikayelerin azalmasıyla beraber bir anda aslına bakarsanız madalyon döndü. İşte Sinan'ın babası olmaya başladı.
Hatta babam bir zamanlar federasyonda eğitim kurulundayken antrenör eğitimlerinde ya siz Sinan'ın babasınız selam söyleyin falan gibi geldiğinde onları böyle dersten espri olarak attığında biliyorum yani. Çok iyi. Öyle bir dünyada oldu tabii. Sinan, buradan Mehmet'e aslında Mehmet kendisi için sordu bu soruyu ama çocuklar sizler için de çok güzel bir soru. Çünkü Mehmet abinizin de hakikaten çok özel ev yapan bir Fikret ev yapım oğlu olma durumu var. Mehmet sen mesela Sinan ne yapmış? Necati'nin ve Muratcan'ın güneşi görmediği Amerika'ya gitmiş. Sen Fikret ve Fethi ev yapım güneşinin değmediği ne yaptın? Senin yolculuğun orada ne oldu? Özel soru. Valla çok güzel soru Sinan abi. Sinancım çok güzel soru da ben abi onların güneşinin değmediği bir yere gitmedim. Ben hep ev yaptaydım. Bir şekilde ama kendim olmayı başardım diyeyim. Biraz şeyde babamla yaş farkımız yüksek olduğu için biraz ben şirkete gelip çalışmaya başladıktan sonra şey oldu. Babam bir süre sonra uzaklaştı işten. O yüzden çok uzun süre beraber çalışmadık. Bilmiyorum hani şöyle esasında tabii burada konuştuğumuz Necati Güler Türk sporuna mal olmuş çok büyük bir isim. Bizimki ise kendi endüstrisinde sınırlı bir ortamda bir aile vesaire. Dolayısıyla sokağa çıktığın zaman kimse Fikret Bey'i bilmiyor. Necati Güler'i en azından bir camia biliyor. Ya ben kendi durumumda her durumda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak müthiş bir adamımı ortaya koyarak, çok çalışarak, müthiş bir adamımı ortaya koyarak bunu bir süre sonra aştığımı düşünüyorum. Aile şirketlerinde alttan gelen kuşaklar için bazen bunun kolaylığı da var. O gölgenin altında bazen böyle serinlemek de oluyor. O gölgeyi hep güneşi gölgeyi hep olumsuz şey yapmayalım. Ama sen çok çalışırsan, çok çabalarsan insanlar bir süre sonra sana o saygıyı duymaya başlıyor ve sen olabiliyorsun diyeceklerim böyle. Ama şey çok Mehmet önemli. abi. Buyurun. Yok, bitirin sözünüzü sonra iki şey soracağım. Bir de Sinan'ın o Amerika konusunu ben bilmiyordum. Şey yalnız Ali Sabancı da mesela gruptan ayrılıp Almanya'da yaşadığı dönemi çok kendi gelişiminde önemli olduğunu söyler. Orada artık Ali Bey değildim der. Sinan Kaptan'ın da Amerika deneyimi çok değerli olmuş. Evet Mehmet kaptan. abi, kaç yaşında ev yapın başına geçmiş olduğunuzu ve babanızdan devraldınız. Yani o böyle tık diye şu noktada olmuş bir şey değil yani tamam mı? Ama 21 yaşından beri neredeyse tam zamanlı çalışıyorum. 30 yaşını geçtikten sonra da babamdan ve amcamdan operasyonel liderliği devraldım. Ama yani hani operasyonel liderliği yaklaşık yani 30-32 yaşından beri yürütüyorum. Süper. Ya biraz şeyden bence sizin jenerasyondaki en önemli hikayelerden bir tanesi sizin gibi farklı sektörlerdeki aile şirketleri gibi ki benim için en yakın olanlardan bir tanesi Enka ve Özyeğin aslında burada bildiğim hikaye olarak. Evet. Benzer konumlarda bir sürü hamleler var. Çünkü girişimciliğin üst seviyesini sizin babalarınız Türkiye'de çok üst seviyelerde yapma Doğru. fırsatı buldu. Daha sonrasında da doğru zamanda belki gençlere bir şekilde o bayrağı devredecek ortamlar oldu. Ben yani hem sizin hikayenizden bunu tahmin ediyorum, Şark dedenin hikayesinden de bunu az çok biliyorum. Evet, benim bir şeyim öz yeğen dedin orada yaş farkı daha az. Benim biraz yaş farkı var. Babamla aramda 44 yaş fark var. Amcamla da konsantrasyon alanlarımız farklıydı.
Ben böyle bir mesela şirkette ilk çalışırken yani gençlere faydalı olacak şeyler konuşalım. O zamanlar bir yönetim danışmanı vardı, İbrahim Kavrakoğlu. Bana demişti ki masada en güçlü adam o konuyu en iyi bilen adamdır demişti. Bunun sonraki yıllarda anladım, Allah rahmet eylesin İbrahim Hoca. Yani en iyi bilen en güçlüdür demişti. Ben de ne yaptım? Bir babamla amcamın odaklanmadığı birkaç alana kendimi oraya odaklayıp oradan bir oranın en bilgilisi olarak yani kendi kariyerimi o şekilde, kendi çalışma hayatımı o şekilde geliştirdim. Ne bileyim, basketbol diliyle konuşalım. Onlar hücuma odaklanıyordu, savunmaya odaklanıyordu. Ben diyelim reboundlara odaklandım. Oradan kendimi geliştirdim. Oradan yürüdüm diyelim. Sinan abi, izin verirsen ben bir yere daha bağlamak isteyeceğim. Buradan Buyurun. Lens'tense de bağlıyor olacağım. Bahsettiğiniz o gölgedeki rahat olma kısmı var ya, Michael Jordan'ın kendi gözyaşlarını tuttuğu bir dönem var. Ben kimseden kendi yapamayacağım veya yapmayacağım şeyi istemedim dediği. Çok doğru. Sizin, yani bence biz ikimiz de baba mesleği yapıyoruz diyebileceğim bir noktadayız. Doğru, enteresan. Çok farklı meslekler ama. İkimiz de bu noktada bence o gölgenin içerisinde gücü bulmak adına belirli noktalarda yani etrafımızdaki, ki siz kurum içerisindesiniz, çok daha fazla sorumluluğunuz var, çok daha baskı var iki taraftan da. Bunun içerisinde o kadar üst seviyede belirli beklentileri karşılamanız gerekiyor ki adanmak olarak, çalışmak olarak, kendinizi geliştirmek olarak kimse size laf edemeyecek noktaya gelmesi lazım. O zaten sizi bugünkü noktaya getirmiş bir şekilde diye ben düşünüyorum. Evet, yani işte o adanmak, çalışmak vesaire. Yani şöyle söyleyeyim, böyle şirkete başladım, çalışmaya başladım. 30 yaşına falan geldiğimde o kadar çok çalışıyordum ki babam akşamları kendi çıkarken hadi sen de artık evine git, eşinin yanına git, hanımını yalnız bırakma falan diyordu. Bence bilmiyorum herhalde Necati Güler, Sinan Güler benden az çalışkandı diyemez diye düşünüyorum. Onu diyemedikleri yerde Fikret Bey de, babam da, amcam da Mehmet az çalıştı, az çalışkan değildir diyemezler. Bence orada şöyle bir şey oluyor. O emek ve adanma gelince, emek, adanma, çalışma, birazcık da sınırlar, birazcık da sonuçlar gelince o gölge üstünüzden kalkıyor. O gölge üstünüzden kalkıyor diye düşünüyorum. Ama buradan yani Last Dance'e dönersek biraz yine söyleyeceğim bir şey şu. Yani Last Dance'te hep Michael Jordan'ın çalışkanlığı, özellikle disiplini vurgulandı. Çalışkanlık ve disiplin. Hiçbir yerde Michael Jordan'ın en yetenekli adamı basketbolcu olduğu söylenmedi. Muhtemelen de değildir. Bak bir örnek vereceğim gençlere. Şimdi Michael Jordan NBA'ye girdiğinde oyuncu profili olarak, oyun tipi olarak ona benzeyen çok başarılı bir zenci basketbolcu daha vardı. Dominic Wilkins, hatırlıyor musunuz Sinan Kaptan? Dominic Wilkins de aynı Michael Jordan gibi havada uçardı, havada kalırdı biraz. Havada biraz kalırdı. İşte böyle acayip akrobatik, atletik oyun tarzı olan bir oyuncuydu. O da çok büyük bir yıldızdı. Hatta Slam Dunk yarışmalarının finalinde 2 sene falan birebir duello yapmışlardı. Şimdi geçen zaman içerisinde bu iki oyuncu da tabii yaşlanmaya ve zamana karşı mücadele ederken geçen zaman içerisinde Michael Jordan kendi oyununda müthiş bir dönüşüm oluşturuyor. Yani şöyle şeye bir bakın, merak edenler, biraz da basketbolu seviyorsanız Michael Jordan'ın 85'lerdeki 80'lerin ortasındaki maçlarını izleyin.
Yani şey uçuyor, havada uçuyor adeta. Faul çizgisinden sıçrıyor, içine basıyor, havada uçuyor, sıçrıyor. Rakipler yer çekimine yenilirken o biraz daha kalıyor. O biraz daha kalmakla işte inerken topu aşağıdan çıkarıyor falan. Böyle inanılmaz atletik, havalarda uçan bir şeyler yapıyor. 1998'deki Michael Jordan'sa çok değişiklikler var. Bir kere vücut Kesinlikle. acayip bir omuz ve göğüs olmuş. Yıllar boyunca şey basarak, halter çalışarak korkunç bir göğüs olmuş. Ama artık bacaklar havada asılı kalmaya yetmiyor. Ve Michael Jordan da oyununu değiştirmiş. Vücut, o yeni güçlenen vücudunu ve tecrübesini kullanarak sırtı dönük oyun üzerinden geri kaçarak şut atıyor. İşte yana hızlı bir dribling çekip yana doğru hızlı bir dribling yapıp tek top yere vurup bir kalkıp orta mesafe şut sokuyor filan. Yani ben çok basket maçı seyrettim, çok basketbolcu izledim. Yani başlangıçtaki oyun stiliyle sondaki oyun stili bu kadar birbirinden farklı olup her ikisiyle zirvede en iyilerin arasında en zirvede yerini alan başka hiçbir oyuncu görmedim. Yani bu Dominic Wilkins'da yani 80'lerin ortasında NBA'de 84-85 yıllarında Dominic Wilkins eşittir Michael Jordan iken bugün abi Dominic Wilkins'ı şu ekranda gördüğüm kişiler içerisinde Sinan Kaptan dışında belki bir iki tane basketbol freak arkadaş duymuştur ismini. Yani arkadaşlar adamın en iyi olmasının, greatest of all time olmasının sebebi en yetenekli olması değil, en disiplinli olması bence. Şimdi burada Sinan Kaptan'ı da hatırlıyorum ilk gördüğümde basketbol televizyonda veya salonda. Ha bu arada hem Sinan hem abisi kendi dönemlerindeki Türk oyuncular arasında en atletik olanlardı. Katılır mısın Sinan bilmiyorum. İbrahim Kutluay 1.97 boyuyla zor basıyordu maç içerisinde. Senin abin 1.88 boyuyla ters basıyordu. Bu arada seni de ilk gördüğümde sahada aman Allah'ım bu nasıl fuleli, nasıl sıçrayan, bunlar nereden çıkmış, ne yemiş bunlar diyordum. Bu kadar atlet. Şimdi sen de 30 yaşını geçtikten sonra yıllarca milli takımda oynadın. Galatasaray'da, Fener'de 3-4 sezon Euroleague oynadın. Ve yani atletizmini kaybettikten sonra da en üst seviyede oynamaya devam ettin. Hala oynuyorsun. Bize bir anlatır mısın abi o yani o yolculuk nasıl bir şey? Oyuncunun, sporcunun oyununu dönüştürmesi. Yani bir noktada abi yaşlanıyorum bir şeyler mi yapmam lazım diyorsun. Şuta mı çalışmalıyım diyorsun. Öncelikle ailecek sahip olduğumuz atletiklikle alakalı bir hikaye anlatmak isterim. Efes Darüşşafaka maçı. İlk profesyonel senem Darüşşafaka'da oynuyorum. Maçı Murat Kosova ile Kaan Kural anlatıyor. NTV'de sanırım o zamanlar. Ben oyuna giriyorum ve Murat Kosova anlatmaya başlıyor. İşte Sinan Necati'nin oğlu, Muratcan'ın kardeşi. İşte onlar da şöyle bunları yapıyorlar, onları yapıyorlar gibi bir şey söylüyor. En sonunda da Sinan da o kadar atletik ki ben anlamıyorum diye bir cümleye başlıyor. Ben Necati abiyi senelerce izledim. Necati abi bu kadar atletik değildi. Sinan da Muratcan da çok atletik. Acaba anneden mi geliyor diye bir cümle kurdu. Aynen abi bak bu gündüz bu soruyu düşündüm. Babam her Murat Kosova'yı gördüğünde bunu farklı şekillerde kendisine cevap olarak veriyor. Annem de o gün maçı böyle kutlayarak kapıyı açmıştı o maçın sonrasında. Televizyonda kendi sonunda biri şey yaptı diye. Bu arada annem de 79'a kadar basket oynamış, yaklaşık 5-6 sene boyunca Beşiktaş'ta A takımda oynayacak seviyeye gelmiş. Yani esasında işin bir noktasında şöyle bir şeyle karşılaşıyorum. Bu kadar atletiklikle her antrenman öncesi sonrası smaç basmalar, bir sürü farklı şeyler denemek ve yeni şeyler deneme çabası bir kere zaten kilometreyi arttırıyor ayak bileklerinde. Benim iki ayak bileğimde çok problemli. Galatasaray'daki senelerim içerisinde tam ortada hatta bir noktada ayak bileğimden ameliyat olmak durumunda kaldım hatta. Ve
O smaçları basarken, o atletikliği yaparken de abilerimiz, benim için işte Kerem Tunçeri ve o yaş grubu hep şey yapardı. Ya bir gün gelecek, bana geleceksin, kabul edeceksin. Aynı şeyi yapamayacağını hissedeceksin derdi. Ben de bunu esasında Doğuş Balbay'a, Gökhan Şirin'e aynı dönemde söylüyordum. Yani bir gün gelecek ve olmayacak, olmamaya başlayacak diye. Bugün smaç basabiliyor muyum? Basabiliyorum. Benzer seviyede aynı şeyleri yapabilir miyim? Emin değilim. Ama özellikle sıçrarken olmasa bile yere inerken çok ağrı yarattığı için aynı şeyleri yapmak istemiyor vücut. Kesinlikle böyle bir şey var. Ve o zaman işte dediğiniz gibi tecrübeyi kullanmak, yavaş daha neler yapılabilir bunları görmek önemli hale geliyor. Ben oynadığım her an boyunca etrafımdaki insanlardan örnek almaya çalıştım. Gençliğimde Jason Williams'ı çok izlerdim. Onun paslarını taklit ederdim her bulduğum fırsatta. Daha sonra oyuncu olmaya başladığımda Michael Jordan'dan, Kobe Bryant'tan gördüklerim olmaya başladı. Oyunun hem 2 numarası hem 1 numarası oynamaya çalışırken Jason Kidd, Steve Nash, Pistol Pete gibi insanlardan bir şeyler kapmaya çalıştım. Oyun yavaşlamaya başladığında ve ne yapabileceğimi gördüğümde de işte mesela Haluk Yıldırım benim için çok büyük örnek oldu. Oyunda hala etki yaratacak ortamları görmek adına, doğru işleri yapmak adına, oyunu açan insan olmak adına Ginobili her zaman için çok büyük örnek oldu benim için. Yani kendim de sahada hep etrafımdaki oyuncuların yapmadığı şeyleri yapabilmeyi odaklandığımda kendi yapabildiklerimi sahaya yansıtmaya, takımın ihtiyacı olan şeyleri yapmaya hep çabalayarak geçti. Orada zaten belirli bir dengeyi buluyorsun ve takıma nasıl katkı vereceğini de bir şekilde buluyorsun diye söyleyebilirim. Yani Sağ olun. burada bir Mehmetciğim. şey var. Zihinsel süreç var. Düşünüyorsun. Kesinlikle. Yani Şunu örnek alacağım diyorsun. Bu bunu yapıyor diyorsun. zaten Jordan'ın da yani bu işin içerisinde ne kadar zihnin önemli olduğunu gördüğümüzde fiziksel olarak yediği dayağın içerisinde zihinsel olarak zaten çelikle örmeye çalışıyor kendi etrafını ve bütün verdiği kararlarda o kavgayı yapabilecek zihinsel güce ulaşmak istiyor. O gücün tabii ki de bir sürü kısmı yaptığı halter çalışması ve kendini geliştirmek için yeni şeyler katmak için gösterdiği çaba ama esasında o Will'in Türkçesi şu an direkt böyle aklıma gelmedi ama o yani o arzunun, o azmin en üst seviyede olması için gerçekten çelik seviyesinde bir zihne ihtiyaç oluyor. Şimdi insanlığa faydalı dünya çapında bir ilke birlikte imza atacak bu arkadaşlara Michael Jordan'ın The Last Dance filmini izlemelerini istememin ardındaki ana sebep şuydu. Sizler de gifted, çok özel, Melis de öyle, Birce de öyle, Can da öyle, hepiniz öylesiniz. Ama Michael Jordan'ı Michael Jordan yapan, dünya çapında bir ilke imza atmasını sağlayan şey aslında şutları çok iyi değilken o yaz şut çalışıp şutlarını geliştirmiş olması. Bir sonraki sene evet şutları düzeldi ama müdafaası çok kötü dendiğinde, hala güzel değil dendiğinde, ertesi yaz ona transform olmuş olması. Böylece most valuable player oluyor. Yani o kadar iyi oynayan bir oyuncu kendini geliştiriyor, kendini transform ediyor. Doğru insanlardan ileri bildirimler alıyor. O konuda çok ciddi bir, hatta çok önemli şeylerden bir tanesi, tamam Michael Jordan çok iyi bir basketbolcu oldu ama takımına maç kazandıramıyor. Çok bencil, sözünde de iyi bir takım oyuncusu olması gerektiğini, takımın kazanması için ne yapması gerektiğini çalışıyor. Bu transformasyonu sağlayabilmek, yani iyi bir girişimci için, ben şimdi 50 yaşından 51 yaşında neye çalışıyorum? Ya ben gençlik konusunda bir acemiyim. İşte Tülin ablanızdan, Avsude'den, Sadık'tan, yani kendi öğrencilerimden nasıl bir sosyal etkisi yüksek girişimci olunur onu öğrenmeye çalışıyorum. O transformasyonu Yunus Emre diyor ya, her dem yeniden doğarız, bizden kim usanası? Öyle olduğunda kimse senden usanmıyor. Durmadan kendini yeniliyor olmak, bunu yapabiliyor olmak çok kıymetli. Ahmet, rica etsem, yani kendini challenge ediyor. Durmadan abisiyle yarışıyor, kutunun dışına çıkıyor, zorluyor kendini ama aynı zamanda takım arkadaşlarını da çok zorluyor. Şu takım arkadaşlarını challenge ettiği, aynı şeyi sizden de isteyeceğiz. YGA'daki arkadaşlar, egosu küçük, kalbi büyük, iyi arkadaşlar ama bunlar yeterince iddialı değil, yeterince birbirini challenge etmiyor.
eleştirisine ve feed forward'ına bağlı olarak o filmi izleyelim. Ya bu arkadaşlarını challenge etme noktasında Sinan, senin yani sen kendini challenge ediyorsun, etmişsin ama o başkalarını challenge etme noktası bizim YGA'larda belki en düşük olan noktalardan bir tanesi o. Yani bu saygılı, edepli arkadaşlar, egosu küçük, kalbi büyük arkadaşlar, Melis hani buna şey deniyor ya, challenge others to dare to lose popularity. Yani üzmek istemiyor, kırmak istemiyor ve o başkalarını challenge etmiyor, onları push etmiyor. Sen bunu yaptın mı? Bunu en iyi yapan kimdi? Yani öncelikle Michael Jordan'dan net bir şekilde görüyoruz. O tarz bir insan olabilmek için, o yalnızlığı kaldırabilmek için, o adanmayı o seviyelere çekmek için biraz ego gerekiyor. Ve egosunu yansıtacak bir sürü ortam gerekiyor. Egosu küçük dediğimiz noktada burada biraz öğrenmemiz gereken şeyler olabilir egosu küçük insanlar olarak. Ve bu mücadelenin içerisinde o kavgayı vuracak, verecek başka şeyler bulmamız gerekebilir. Çünkü sonuçta bir bu kavga. Bu kavga kendi zihnimizle olan bir kavga. Bu kavga etrafımızdaki zihinlerle olan bir kavga. Sporda bu var mı? Bu sporda olmazsa olmuyor. Ben bugün takımın abisi olarak etrafımdaki herkesi her gün challenge etmek zorundayım. Biraz böyle ortamı kızıştırmak zorundayım. Takımın antrenörü bugün mücadeleyi göstermek, gereken sertliği göstermek için bunu yapmak zorunda. Abilerim yeri geldiği zaman farklı şeyleri gösterebilmek, öğretebilmek için o challenge'ı bir şekilde veriyor. Sahaya çıktığında karşına çıktığın kişi yani belki daha sonra oturup sohbet edebilirsin, beraber yemek yiyebilirsin, bir şeyler içebilirsin. Okey, çok güzel. Ama seninle o sırada kazanmak için, sana karşı kazanmak için oynuyor ve senin egonun büyüklüğüne, küçüklüğüne veya senin içinin güzelliğine bakmıyor. Senden daha yetenekli olmak için ne yapması gerektiğini bilerek hareket ediyor. Yani babamın çok güzel paylaşmak istediği bir şeylerden biri var. Özellikle spora çok tekabül ettiğini düşünsem de farklı şekillerde de alınabilir. Sporun içerisinde eğer kazanmak istiyorsan, ki her gün bir maçın içerisindesin. O maçı kazanmak için rakibinden o güne kadar her zaman daha fazla çalışman lazım. Şu an rakibine karşı kazanabilmek için ne yaptığın çok önemli. Çünkü karşılaştığında kim daha fazla çalışmışsa o üstün çıkıyor olacak her zaman için. Ve belki de burada biraz söyleyebileceğim bir şey, egoyu küçük koruyabilmek adına yapılacak challenge'ları biraz böyle nasıl söylesem, gözlemlemek değil ama biraz zihinde yaşamak lazım. Sinan, kendimizi. Şöyle 3 tane challenge'dan bahsediliyor. Challenge self, challenge others, challenge situation. Challenge self'te, kendini challenge'da. Dare to get out of your comfort zone. Kendi rahat alanının dışına. Aynı şeyi mesela Ege'nin Zeynep'in rahat alanının dışına çıkması için onu zorlamak. Tabii orada bir denge var, o kıymetli. Eğer o doğru insandan ve doğru niyetten geldiğini gördüğünde sen de o rahat alanının dışına çıkmaya ve kendini zorlamaya veya daha kendini aşmaya başlıyorsun. Hı hı. O yüzden bunu hani başkasını challenge etmede bunu aslında onu geliştirmek için ve gerçekten onun iyiliği için, onun gelişimi için, kendini aşması için yaptığını gösterebildiğinde işte ona biz pozitif challenge diyoruz. Yani hı hı. O pozitif de biliyor ki Sinan, Muratcan aslında Sinan'ın, yani az önce Mehmet çok güzel bir şey söyledi. Olabileceği en iyi insan olmasını istedik, onun için ona gönderdik dedi. Hı hı. Aynı zamanda da yeteneklerinde olabileceği en iyi basketçi olmasını istemek için onu challenge etmek, onu kutusunun dışına çıkarmak, onu zorlamak. Yani bizde o az biliyorsun. Yani peer'ları challenge etme işi az. Yanlış anlaşılırım şeyiyle. Hı hı. Mehmet, senin orada
hem iş dünyasından hem şeyden, şu bizim şey kültürde konusunda gördüğüm. Okey. Şimdi bu birbirini zorlayan takımlar olmak konusunda uzun süre biz ev yaptı çok ciddi sorunlarımız vardı. Yani birbirini pek zorlamayan bir takımımız vardı. Ve yaklaşık böyle 8-9 sene önce ben bunu kendime, ben ve o günkü yönetim takımı bunu kendimize ciddi dert edinmiş ve düzeltmeye çalışıyorduk. Yani sorunumuz şuydu, insanlar toplantılara geliyorlar, işte güzel güzel takım elbiselerini giyiyorlar, laptoplarını açıyorlar, oturuyorlar. Bir gün Cem Kozlu, o da YGA'nın hayal ortaklarından biri, Sinan Kaptan Cem Kozlu bizde 10 yılı aşkın süre yönetim kurulu üyeliği, başkan vekilliği yaptı. Cem abi bir toplantımıza katıldı. Toplantının ilk defa böyle bir 30-40 kişilik bir toplantıya katıldı. Toplantının sonunda dedim, Cem abi nasıl buldun dedim. Mehmet dedi, senin bu toplantın dedi bir özel sektör toplantısından çok bir kit toplantısına, yani bir devlet kurumu toplantısına benziyordu dedi. Başımdan aşağı kaynar sular indi. Ne oldu dedim Cem abi, neden öyle dediniz? Dedi ki güzel güzel takım elbiseleri giymişler gelmişler, işte veya hanımlar da giymiş gelmişler. Açtılar laptoplarını, oturdular dedi. Bir kere dedi 30 kişiden sadece 8-10 tanesi 8-10 tanesi konuştu. 3'te 2'si sessiz kaldı. Konuşanlar da dedi birbirlerine birbirlerini zorlamadılar dedi. Birbirlerini zorlamadılar dedi. Ondan sonra baktığımız süreçte Cem abinin bu wake up call'u sonrası süreçte biz içeriye baktığımızda şunu gördük. Ya bizim insanlarımız, aman ilişkimiz bozulmasın, aramız açılmasın. Ahmet Bey işte ailenin sağ kolu, güvenilir adamı, onunla aram bozulmasın. Bu işte Mehmet Bey'e yakın, bu Ayşe Hanım'a yakın. Böyle aman statükoları zorlamayalım, aman başıma dert almayayım, onunla bilmem ne diye şunu gördük. Ya birbirlerine fark değil şeyi, birbirlerine birbirini eleştirmekten tamamen geri duran, birbirini hiç pek challenge etmeyen bir ekibimiz olduğunu, challenge edenlerin de bir süre sonra antipatik bulunduğunu gördük. Ve biz bununla, ben bununla bir iki sene falan ciddi uğraştım. Çok zordu bu, kurum kültürünü değişeceğiz diye proje yaptım. Kurum kültürü de öyle değişmiyor projeyle. Sonunda bir yerde pes ettim. Başka sorunlarımız vardı, onlarla ilgilendim. Zaman içinde Allah'a şükür değişti. Nasıl değişti? Yani ne bileyim, ondan sonraki süreçte insan tercihlerimizde bu şeyle beraber, insan tercihlerinde insan kaynaklarıyla beraber, onun başında da benim ablam var, onunla beraber, oradaki yöneticilerle beraber, üst yönetimle beraber yeni insan tercihlerimizde, terfilerde bu profile ön plana çıkararak böyle çok slow burning bir prosesle yıllar içerisinde aşabildik. Ama bu, yani arkadaşlar şunu bilelim, iyi takım birbiriyle güzel güzel konuşan, şey yapan, bilmem, bu iyi takım değil abi. Yani biz bir basketbol takımı, hadi basketboldan örnek verelim. Abi şey, Sinan'ın arkasında pivot oynayan uzun oyuncu Sinan'a, ya lanet olsun, devamlı adamın seni geçiyor, burada zor durumda kalıyorum diyemiyorsa, abi iyi bir takım değilsiniz. Ancak bunu konuşabilirseniz, yanındaki adama neyi yanlış yaptığı konusunda şey yaparsan bir anlamı var. Öyle mi kaptan? Yani sahada birbirini zorlayamayan bir takım nasıl bir takım olacak? Evet. Benim, ya, ben çok mutluyum şu anda. Konunun içerisinde böyle tenis maçı oluyor benim kafamda. Böyle oradan oraya bitmeyen bir rally modunda. Ben biraz izninizle basketboldan da kurumsal dünyadan da biraz da felsefeye çekmek istiyorum konuyu. Ben bir süredir stoacılık felsefesini
Çok Felsefe yakından Sinan Yaman'ın güçlü olduğu alan. Ben mikrofonu kapayabilirim. Ben anlamam. Zayıfım o konularda. Buyurun. Buyur Stoacılık kaptan. felsefesine geçmek ve biraz böyle tohum atmak isterim hepinize. Olabildiğince egoyu baskılamak adına belki de önemli etkenlerden bir tanesi. Egoyu bir kere, yani baskılamak doğru kelime değil. Daha doğrusu egonun sürecini ve serüvenini kontrol etmemeye çabalamak ve onu öğrenmek bir bireyin yaşayabileceği en önemli serüvenlerden, en önemli anlardan biri diye düşünüyorum ben. Çünkü bazı ufak noktalardan bahsettik. Benim aklıma takılan şeylerin hepsi esasında anda ne yaptığımıza geliyor. Anın getirdiklerine karşı nasıl mücadele ettiğimize geliyor. Challenge self dediniz abi, challenge peers dediniz, challenge situation dediniz. Aslında bunların hepsi bireyin kendi challenge'ı. Hepsi aynı, yani challenge self sonunda. Ben kendim için ne yapıyorum? Kendimi geliştirmek için ne yapıyorum? Ben peer'im için ne yapıyorum? Gene kendim için, kendimi geliştirmek için ne yapıyorum? Situation'da da kendimi geliştirmek için ne yapıyorum? Bunların hepsi çok önemli. Karşımıza milyon tane engel çıkıyor. Eğer bu engelleri aşmak istemiyorsak zaten konfor zonumuzun dışına çıkmaktan korkuyoruz demektir. O engeli aşıyorsak çok şey öğreniyoruz. Nasıl çok şey öğreniyoruz? O engeli aşmak için yaptığımız hatalarla, denemelerimizin hepsi hatalar. Hatalar bize yeni şeyler öğretmekteki en önemli etken. Bunları yaşarken de, bunları öğrenebilmek için de esasında egonun beslenmesini engellemek lazım belirli noktalarda. Çünkü ego beslendikçe o konfor zonunda seviyor, yayılıyor, yatıyor böyle. İşte Netflix kumandasını oynatan veya işte PlayStation oynayan bir tipe benziyor o noktada. Ama o engeli aşmak için gösterdiğimiz çaba, bazen o engele çarpmak, bazen o engeli tırmanmanın yolunu bulmak, bazen o engelin etrafından dolaşmanın yolunu bulmak, bunların hepsi esasında challenge self modunda bir şey. Benim aklıma bunlar geldi ve gerçekten susmayabilirim bir noktada da. Şöyle yapalım. Saat 10'u 5 geçiyor. Ben YGA'da bu konuda en çok feed forward alan insan olarak Sezincim bir hakikaten benim tahmin ettiğimden de bereketli bir seans oldu. Bence Michael Jordan ya da basketbol üzerinden Mehmet Evyap'la Sinan'la kampta, ama böyle herkes değil. Yani bugün baskete bu kadar ilgi duymayan bazı arkadaşlar hani ilk 30-40 dakika iyiydi ama ondan sonra biraz daralmış olabilir. Ya ben bu Sinan Güler Mehmet abinin yapacağı tekrar seansta kampta olmak isterim diyenler ilk elime mum diksin, ilk ismini yazdıran 20 kişiyle özel bir seans yapalım. Sinan katıldı hemen. Birinci Sinan oldu. Hemen yazdırsın. Şu an tık diye başladık. Süre başladı. Ben istiyorum. Tam gönüllü değilseniz lütfen başka gönüllülerin önünü kapatmayın. Canvarası tamam. Canvarası yaz. Şimdi ikincisi, kapanışı şöyle yapacağım. İlginç bir kapanış. Ege Turan bu ekibin en iyi not alan arkadaşlardan bir tanesi. Ben durmadan not alıyordu. Merak ettim. Ertesi sabah aradım. Ege, sana bir dakika vereceğim. Babacığım, bir de bir... Niye öbür elini koymuyorsun da böyle? Bir de baba, şöyle bir şey var. Bu internetin dibinden, bir de buradan oldu. Alp, seni duyuyoruz. 0.3 megabit. 30 megabit. Kimin sohbeti? Ethernetsiz 3'te 1'i gider. 20 Ahmet, ve... Alp'i kapasana. Anne, 10... Ne güzel ya, bu da güzel iş. Süper. Şey diyoruz, work life integration balance değil ama tam böyle iç içe harika oldu. Ege, bir dakikan var, bir dakika sonra döneceğim. Aldığın notlardan en çarpıcı notları kısa kısa bütün herkese söyleyeceksin. Sen hemen aldın eline highlight'ı. Sinancığım, lütfedip paylaşmak istediğin, beni en çok etkileyen şeylerden bir tanesi Michael Jordan'ın o son saniyede herkesin Michael Jordan'a atmasını beklediği yerde takım arkadaşına pas verip ona üçlük attırıp o maça aldırdığı sahne. Yani Michael Jordan'ın, biz şeyde anlatırken a journey from selfishness to selflessness diyoruz. Bencillikten bensizliğe bir yolculuk. O
çok herkesin de başarabildiği bir şey değil ama Michael Jordan'ın onu yaptığını görüyoruz. O bencil şey Michael'dan çünkü başka türlü kazanamayacağını anlıyor belki pragmatik olarak. O yolculukta senin gördüğün basketbolda da ya hakikaten bencil, selfish bir oyuncunun takımın kazanması için o bencillikten vazgeçmesi gerektiğini fark edip sende o olmamıştır muhtemelen diye tahmin ediyorum. Sen biraz doğru bir kültürde yeşermişsin ama bu konuyla ilgili ne söylemek istersin? Mehmetciğim sonra sen de son sözlerini söyle. Ege ile bitireceğiz. Buyur Sinan. Yani esasında bencil, yani davranış olarak bencil olmamak da bencil bir karar. Öyle bir garip bir noktası var o işin. Güzel. Ve Michael Jordan'ın kazanmak için neleri özveri verdiği, özveri yaptığı, kazanmak için kendini ne kadar hırpaladığını gördüğümüz noktada tek başına kazanmanın yanında başkalarıyla kazanmayı öğrenmesi de çok bencil bir güç. Ona o Yok. Gücü veren. Evet sahada bensiz oynamayı bir şekilde beceriyor belki ama kazanmak için yapıyor. Güzel. Ben bunu söyleyebilirim. Yani belirli noktalarda ben kendi hayatımda da gördüm. Evet bencil davrandığım çok zaman vardır. Ama bugün baktığımda kendi huzurum için yaşıyorum. Kendi huzurum için belirli davranışlarım, belirli aksiyonlarım var. Demek ki hala evet bir noktada bencilim. Ama kendi huzurum için etrafımdaki insanlara ne yapmaya çalışıyorum ya da neyi paylaşmaya çalışıyorum, buna odaklanarak aslında o bencilliği yaşatmaya çalışıyorum. Ev yap zorlanmış olabilir ama ben seni çok iyi anladım Sinancığım. Evet Mehmetciğim. bana laf sokmadan da yapamaz Sinan abi. Evet. Evet efendim. Şimdi şöyle söyleyeyim. The Last Dance esasında çok hayran olduğum hem sporcu olarak hem de bir kariyer insanı olarak çok hayranı olduğum, zaten tanıdığım bir insanı çok daha yakından tanımamı, bir kere daha yakından tanımamı sağladı. Ve bittiğinde ben bir basketbol takımının bir sezonunu, belgeselini izlemiş gibi değil de çok ciddi bir liderlik, hayat dersleri vesaire izlemiş gibiydim. Çok ciddi bir business konferansı falan gibi geldi bana. Yani liderlikle ilgili, başarıyla ilgili çok çok önemli dersler, mesajlar var. Burada tartışmadığımız şeyler de var. Ama yani burada hiç fırsat olmayan şeyler var. Esneklik mesela, hiç bunu konuşmadık. Dennis Rodman özelinde yaşananlar. Ama onları bir tarafa bırakacağım ama ya şunu bir altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Çalışmak dedik de ya sadece çalışmak da değil olay. Arkadaşlar çalışkan olmakla disiplinli olmak tam aynı şey, bunlar aynı şeyler değil. Şimdi bakın bana sorarsanız ortalama Türk çalışkan ama disiplinli değil. Disiplinli adam, disiplinli takım, disiplinli insan şartlar ne olursa olsun, morali bozuksa veya değilse de yenilgiden sonra da galibiyetten sonra da aynı şekilde çalışmaya devam eden adam disiplinlidir. Biz de biraz Türk milletinde bu disiplin konusunda eksiğimiz var. Yani Jordan'dan bir öğrendiğimiz bir şey de sadece çalışkanlık değil, disiplin. Her durumda, her şartta, her yaz, yenilgiden sonra da, moralsiz anda da, moralli anda da işinin gereğini, hedefinin gereğini, mesleğinin gereğini sonuna kadar yapıyor olması bana çok çarpıcı geldi. Arkadaşlar, her çalışkan disiplinli değildir. Ama disiplin onun bir üst seviyesi olarak görüyorum. Ama disiplinlilerin çoğu da çalışkandır. Ama biz Türkler olarak disiplin konusunda
mesafe almamız lazım. Çok güzel. Evet Ege'ciğim. Ege Turan şeyi açabilirsin. Tamam. Çok kısa bugünden aldığın böyle belki top 5 not, çarpıcı not. Evet. Ben highlightladığım yerlerden gideyim. Kronolojik tamam. Gideceğim. Tamam. Öncelikle şey, doğru insanlarla tanışmadan bahsedildiğinde Coach Dean Smith'ten bahsedildi ve onun şey özelliği öne çıktı. Hani bu kendi bir yıl daha oynatmak yerine dışarıda oynamasına yöneltti. Profesyonelliğe geç demiş. Evet. Yani kendisi için değil, Michael Jordan için iyi olanı istiyor. Ondan sonra biraz, daha doğrusu hem ondan önce hem ondan sonra biraz ailesinden bahsettik. Hani sadece iyi basketbolcu değil, her yönden iyi insan olması gerektiğini istemeleri. Bundan sonra şey konusuna geldik. Hani Sinan abinin, diğer basketbolcu Sinan abinin, abisinin ve babasının hikayelerinden beslenip kendi doğrularını bulması. Böyle bir çok şey yaptı. Ghost Car örneğini ben beğendim mesela. Ve şeyi demesi güzeldi. Hani iki renk, ya iki farklı takımda oynuyorlarken iki renk yoktu onun için. Abisi ve kendisi vardı. Ondan sonra Necati abiye geçildi ve hani şey sorusuyla baban nasıl bir etki bıraktı? Önce Sinan abi dedi ki işte onun apoleti güzel bir şeydi. Hani ama aynı zamanda gölgenin altında büyüyecek ortam bulmakla ilgili ikisinin hemfikir olduğu bir nokta vardı. O da çok çabalayıp çok uğraştığın zaman insanlar bir yerden sonra saygı duymaya başlıyor ve sana kendin olduğun için değer veriyor. Yani onun oğlu olduğun için değil. Hatta şeye değişmişti söylem. Hani Sinan'ın babası olmuştu bir yerden sonra Necati'nin oğlu yerine. Ondan sonra çalışkanlık ve disiplin arasında bir farka yine geldik ve işte yine baba mesleğinden bu baskı, beklentilerin üstesinden gelmek için disiplin gerekmesi. Yani adanmışlık ve adaptasyon gerekmesinden bahsedildi. Ondan sonra şeye geçildi. Michael Jordan'ın neden en iyi olduğu. Dominic Wilkins'ten bahsedildi. Benzer stilleri vardı başlangıçta. Ama Dominic Wilkins zamanla düşerken Michael Jordan hep çizgisini korudu. Çünkü adapte oldu. Çünkü disiplinliydi. Kendi stilini vücudunun ve değişen şartlara göre ayarladı. Çok ondan sonra iyi izleyip örnek almaya geçildi. Sinan abi diğer oyuncuları inceliyor. Hem kendine yeni bir şeyler alıyor hem de takımdaki boşlukları doldurabiliyor. Hani facilitator olabiliyor aynı şeydeki gibi. Last Dance'te de Pippen vardı. Ondan sonra şeye geçildi. Videoyu izledik. Videoda Michael Jordan o kadar iyi bir oyuncu olmasına rağmen kendisini sürekli challenge ediyor, sürekli transform ediyor. Bu da iyi bir enerji yaymasını ve diğerlerini de geliştirmesini sağlıyor. Sonra da challenge etme konusu. O toplantı vardı mesela. İlişkimiz bozulmasın diye challenge etmemek. Challenge'ın türleri ve hani doğru insanlar ve doğru niyetten geldiğini gördüğümüzde pozitif challenge oluyor. Yani bu challenge'ın olması gereken şekli bunu gösterebilmek de pozitif challenge edebilmek. Tamam, sonuncuyu da söyle. İyi bir takım olmak için de bu pozitif challenge'a sahip olmak lazım. Zorlamayan takım iyi takım değildir. Ege, iyi not almak çok kıymetli. Ama bu notları içselleştirmek ve içselleştirmek lazım. Şimdi sen de dönüp kendine bak. Ben ne kadar kendimi challenge ediyorum? Dare to get out of my comfort zone. İki, daha da önemlisi, ben kendi grubumdaki kimler var senin grubunda? Ayşe var, Mert var, Melis var. Alin, Emre. Alin var, Emre var. Ben bu arkadaşlarımı ne kadar challenge ediyorum kendilerini aşmasıyla ilgili. Herkes kendisi için bunu düşünsün. Michael Jordan örneğinden. 10 üzerinden kaç? Melis sen kaç kendini challenge ediyorsun? Kaç Ege'yi challenge ediyorsun kendini aşması için? Mehmet abiniz ne güzel örnek verdi. Şirkette o kültürü dönüştürmek için proje başlattık. O kadar uğraştık dedi. Şimdi sizin aslında kendi ideal ikliminizi, kültürünüzü yaratmanız ve o transformasyonu yapıyor olmanız kıymetli. Mert'e bir yorum gelmiş. Kendi diktiğin putları yıkabilmek çok iyiymiş Mert demiş. Mert ne yazmış? Ha, neuroplastisiti diye bir kavram var. Beynin esnekliği, Mehmet'in söylediği. Önceden diktiği putları yıkma kabiliyetidir. Michael Jordan aslında bu kavramı çok güzel yaşamış bir insan. Her zaman kendisinin önceki oyun modelini değiştirmek konusunda çok başarılı olmuş. Bizim de uygulayabileceğimiz bir kavram demiş, neuroplastisiti. Mehmet'in çalışkanlıkla ilgili söylediği şeyle ilgili, ben hep çalışkan kelimesini duyunca aklıma
sinekler geliyor. Sinekler bence çok çalışkan. Arı da çok çalışkan. Neye konduğunuz, etrafınızı neyle çevirdiğiniz çok kıymetli. Ne ürettiğiniz çok kıymetli. O yüzden hani do the things right, do the right things diyoruz ya. O yüzden neye konduğunuz, neyle beslendiğiniz çok önemli. Doğru işi yapmak. Sonra işi doğru yaparken de Mehmet bence çok güzel bir şeyin altını çizdi. O da çalışkanlık ve iç disiplin. O zaten consistency'yi getiriyor. Başarılı oyuncularda, imza atan insanlarda da o iç disiplin, o consistency oluyor. Michael Jordan bir maçta 70 sayı atıyor, bir maçta 5 sayı atmıyor. Öyle değil mi Sinan? Sinan Güler'i de başarılı yapan o. Bir maçta Sinan çok iyi müdafaa yaptı, çok kaçtı. Ama bu bugün yorgundu ya, bu gece herhalde sabahladı, parti yaptı gibi bir durum yok. Sinan Güler'i Sinan Güler yapan da bu. İç disiplin dediği Mehmet'in de o. Yani çalışkan oluyor, tembel oluyor, dalgalanıyor, öyle değil. İç disiplini yüksek olan insanda consistency oluyor. Sürdürülebilir bir başarı oluyor. Bu da çok kıymetliydi. Ya YGA tarihinin en uzun toplantısını yaptık. Lütfen ya süreyi açtık falan diye feed forward vermeyin, biliyoruz. Tamam mı? Lütfen Mehmet. Lütfen. Çünkü Mehmet bu ilk başta 30 dakikaydı. Melis çok iyi hatırlıyorum. Melis Akkum dedi ki 45 dakika diyelim. Çünkü bir saat dersek Sinan abi bu sefer bir saat 15 dakikayı zorlar. 45 diyelim, o aralarda bitsin dedi. Biliyoruz. Böyle feedback istemiyoruz. Onun dışında feedbacklerinizi de dört gözle bekliyoruz. YGA tarihinin en uzun ama en güzel sohbetlerinden bir tanesi oldu. Sinancığım bu kadar kısa sürede lütfettin, geldin sevgili adaşım. Adı güzel, kendi güzel, içi güzel, işi güzel kardeşim. Sevgili Güler ailesine selamlarımızı iletiyoruz. Mehmetciğim senin de çok güzel, çok özel paylaştın, lütfettin. Sevgili ev yapı ailesine de, babana, ablana, çocuklarına. Bir dakika, eşime iletmiyor musun? Eşime. Özel olarak. En son ona söyleyecektim. Sevgili Güle de özel selamlarımızı iletiyoruz diyecektim. Tamam. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Ege sana da yorumların için, notların için. İlk 20 kişiyle tekrar seans